Şimdi bir tane saat verilmiş. Saat tabii. Saat 10'u 5 geçe çalar saatine bakmış. Çalar saatine. Ne kadar süre sonra 80 derece olur diye soruyor. Tabii biz şu küçük olana akrep, büyük olana yelkovan diyoruz. İkisi de hareket ediyor zaman içerisinde. Yani belli bir süre geçtiği zaman hem yelkovan ilerlemiş oluyor hem akrep ilerlemiş oluyor. Bu ilerleyen iki gösterge arasındaki şu çizgi arasındaki açıyı tespit etmeye çalışacağız. Biz işlemimize şuradan başlayabiliriz. Bir kere saat tam 10'u gösterdiğinde, şimdi şu aradaki açının ne kadar olduğunu biz bilemeyiz. Normalde 12 tane aralık var. Tam bir açı 360 derece yapar. Biz 360'ı 12'ye bölersek şunlar sadeleşir, 30 derece olur. Yani şu ikisinin arası 30 derece. Şöyle bir açı ele alırsak, mesela biri şu olsun, diğeri bu. Bu aradaki açı 30 derece olacak. Ama bizim şu an akrebimiz ve yelkovanımız arasındaki açı işte 1, 2, 3 tane olduğu için 90 derece diyemeyiz. 30, 60, 90 diyemeyiz. Çünkü saat 10'dan sonra akrep de yelkovanda bir miktar hareket ediyor. Tam üzerinde kalmıyor. Şöyle ele alabiliriz. Şuradan başlayalım. Şimdi saat tam 10'u gösterdiğinde bizim yelkovanımız 12'nin üzerinde, tam üzerinde. Akrebimiz de tam olarak 10'un üzerinde. Şurası. İkisinin arasında 60 derecelik bir fark var. Şu konumda. Burası 60 derece. Belli bir miktar ilerliyorlar. Ne kadar ilerlediklerini açısal olarak hesaplamaya çalışacağız. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Bizim yelkovanımız şimdi saat 10 iken burada olacak. Saat 11 olduğunda, yani 11 olana kadar diyelim. Bizim yelkovanımız buradan başlayacak, şöyle dönecek, dolaşacak, 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 diğer taraftan gelecek, yine 12'nin üzerine gelecek. Tekrar 12'nin üzerine geldiği zaman saat 11 olmuş olacak. Bir saat geçtiğinde yelkovan bir tur atmış olacak. Sonra bir saat daha geçince yine bir tur atmış olacak. O zaman bizim yelkovanımız bir saatte, başka bir deyişle 60 dakikada 360 derecelik yol gidiyor. 360 derece yol yapıyor. Şimdi her iki tarafı 60'a bölüyorum. Şuna ve bunu 60'a bölüyorum. Şunlar sadeleşecek. Bu da bir dakikada. Bir dakikada şunları sıfırlarını götürelim. Şu sıfırlar gider. 36 bölü 6'dan 6 derece. Demek ki bizim yelkovanımız bir dakikada 6 derece yol gidiyormuş. Şimdi aynı şeyi akrebe yapalım. Küçük olana. Şimdi akrep de şimdi saat 11 olana kadar, yani bir saat geçtiğinde tam 10'un üzerinden 11'in üzerine geliyor. Bir saatte 30 derecelik yol gidiyor. Başka bir de işte akrep 60 dakikada 30 derece yol gidiyor. Akrebimiz 60 dakikada 30 derece. Şimdi yine 60'a bölelim. Bir dakikada gittiği yolu bulalım. Şöyle dakika değil de şunu 60'a bölmüş olalım. Diğerini de 60'a bölüyorum. Şöyle. Bir dakikada 1 bölü 2. Ben şöyle yazmak istiyorum. 0,5 derece. Yarım derece yol gidiyormuş. Yarım derece. Şimdi saat 10'u gösteriyordu tam. Ama saatine baktığında 10'u 5 geçeye gelmişti. Yani 5 dakika sonrası. Şu an ikisinin arasında 60 derece var. 60 derece. Aradan 5 dakika geçiyor. 5 dakika sonra. Yani saat 10'u 5 geçe olduğunda bizim akrebimiz ve yelkovanımız ne kadar hareket edecek ona bakalım. Şimdi bizim yelkovanımız, yelkovanı artık Y ile göstereceğim. 1 dakikada 6 derece gidiyordu. 5 dakikada 5 çarpı 6'dan 30 derece yol gider. 30 derece gitmiş oldu. Yani ikisinin arasında kaç derece vardı? 60. Yelkovan 30 gitti. 90 derecelik bir fark olduğunu düşünebiliriz. Ama akrep de takip ediyor peşinden. O da küçültüyor açıyı. Yani akrep şöyle ilerledikçe bu açı küçülecek. Yelkovan ilerledikçe büyüyecek. Akrebin yaptığı şeye bakalım. Akrebimiz de bir dakikada yarım derece gidiyordu. 5 çarpı 0,5 dereceden bu da 2,5 derece gider. 2,5 derece. O halde şu 2,5 derece ilerlemiş oldu.
Yani küçülttün, ikisinin arasındaki açıyı küçültmüş oldun. Aralarındaki açıya alfa diyelim. 60 derecelik açı vardı ikisinin arasında. Yelkovanımız 30 derece büyüttü. Yani yelkovan şöyle gidince aralarındaki açı büyüyecek. Şöyle geldiği zaman yelkovan mesela büyümüş olacak. Ama akrep ileri gittiği zaman akrep açıyı küçültecek. Ne kadar gidiyorsa o kadar küçültmüş olacak. Bizim akrebimiz 2,5 derece küçültmüş oldu. Toplamları 90. 2,5 çıkarırız. 87,5. 87,5 derece. Yani saate baktığı zaman onu 5 geçe olduğunda aralarındaki açı 87,5'muş. Şimdi biz ne olmasını istiyoruz? 80 derece. Bunu küçültme şansımız yok. Çünkü yelkovan daha hızlı hareket ediyor. Yelkovan ilerleyecek, akrep yetişemeyecek ona. Aralarındaki açının 80 dereceye düşmesi ancak yelkovanın buradan ilerleyip akrebe arkadan yetişmesiyle mümkün olabilir. Şöyle arkadan yetişecek. Yani bizim görmek istediğimiz manzara şu. Şöyle biraz küçültüyorum. Şu an baktığında bu. Biz şunu görmek istiyoruz. Akrep yakalayamayacağı için yelkovanı, yelkovan tersten gidecek. Diyelim ki akrep şöyle bir konuma gelmiş olsun, bu konuma. Yelkovan da buradan ilerlemiş, arkadan dönmüş, şöyle bir konuma gelmiş olsun. İkisinin arasındaki açının 80 derece olmasını istiyoruz. Şuranın 80. Biz şunu bulmaya çalışacağız. Acaba aralarındaki açı ne zaman 80 dereceye düşecek? Tabii açımızı şöyle ele alırsak. Şu aradaki açıyı ele alırsak, bu aradaki açı yelkovan ilerledikçe küçülecek. Tabii geniş bir açı. Bu açıyı buluruz. Ne zaman kapanacağını hesaplarız. Şu ters taraftaki açıyı bulalım. Yukarı taraftakini bulmuştuk. Kaç dereceydi yukarıdaki? 87,5'tu. Tamamı 360. Şimdi 360'dan 87,5'u çıkarırsak şu ters taraftaki açıyı bulmuş oluruz. Ona beta diyeyim. Bu da kaç olacak? 200 şimdi 80'ini çıkarsak 300. 300'den 27,5 çıkaracağız. 72,5. Tekrar bir toplayalım bakalım yanlış mı oldu? Şöyle tam 1 olacak. 73 olur. 80, evet. 272,5. 272,5 olur. Şimdi 272,5'luk bir açı var şuradan, beta açısı. Bu yelkovan ilerledikçe küçülecek, akrep ilerledikçe bir miktar artacak. Şimdi x dakika sonra gerçekleşir. Bizim istediğimiz şey. Bizim yelkovanımız bir dakikada ne kadar gidiyordu? 6 derece. X dakikada x çarpı 6 derecelik yol gider. Akrebimiz 1 dakikada yarım derece gidiyordu. X dakikada x çarpı 0,5 derece yol gider. İkisinin arasındaki açı 272 dereceydi. 272,5 derece pardon. Şimdi yelkovan ilerledikçe küçülecek. Eksi 6x. Yelkovanın hareketi şu açıyı küçültecek. Yelkovan arkadan geldiği için bu açı daralacak. Akrebinki büyütecek. 0,5x. Bu işlemin sonucunun 80 çıkmasını istiyoruz. 80 olmasını. 80 derece olmasını. Şimdi şunu yapalım. Bunu şöyle sola doğru alalım. Şu ikisi eksi 5,5 olur. Bunun toplamını da sağa atarız. Şimdi 282,5'dan 80 çıkaracağız. 192,5 yapar. Eşittir. Diğer taraf burası eksi 5,5. Karşıya atınca artı 5,5x. Şimdi şu virgülleri karşılıklı kaldırabiliriz. Ya da her iki tarafı 5,5'a böldüğümüzü düşünelim. Şöyle. Bu tarafı da 5,5'a bölüyorum. Şunlar gidecek. Virgülleri kaldırarak hesap yapabiliriz. Virgüller yokmuş gibi. Şuradan devam edeyim. Şöyle. Birisi 1925, diğeri 55 eşittir x. Bu x'ini böleceğiz. Şimdi kaça bölelim? Bu 11'e bölünüyor.
19 bölsek 8 ya da 5'e bölelim.